Selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birçok etki eken aracı var ve biz de bu hazır etki eken araçlarını kullanacağız. Tabii bunları kullanırken genelde bildiğiniz üzere hepsini konsol ekranından yapıyoruz. Peki biz Python'la bir dosya hazırlayıp direkt konsolda çalıştıracak bir uygulama yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. İlk başta Figlet ile başlayacağız. Figlet nedir? Bir tür imza. Birçok filmde muhakkak görmüşsünüzdür. Mesela Iron Man filminde Tony Stark ekranlarıyla geçirip bir kendi ismini basıyor. Benzeri bir şey. Aynı şey, şimdi bunu birlikte yazmaya başlayalım. Öncelikle bir tane CyberTools diye bir klasör oluşturdum masa üstüne. İçine de PY diye bir dosya oluşturdum. Dosyamı açıyorum. Virtual Environment'ımın Kali Linux'taki yeri ve aynı zamanda içinde şey var. Karakter şeyi. Bunları internetten kopyala yapıştır yapmıştım. Siz de isterseniz direkt yazabilirsiniz ya da benim internet sistemden kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Kodları aynı zamanda internet sitesinde de paylaşıyorum. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi GitHub'da vesaire de var bu arada aynı şekilde. Şimdi yazalım kodlarımızı. Import os. Bir tane kütüphane ekledim. Os kütüphanesini ekledim. Daha sonra bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Figlet diye. Figlet normalde bilgisayarda hazır olarak yüklü gelen bir kütüphane değildir. Bunu normalde kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Ben o yüzden her seferinde tekrar bir yükleme yaptırıyorum aslında şeye. Şöyle yapalım. O sistem. Benim normalde Kali Linux'umda yüklü. Ne işe yaradığını da size şöyle göstereyim. Figlet. F dersem şu şekilde adım yazıyor gördüğünüz gibi. Biz de şimdi aynı şekilde bunu yapacağız. Öncelikle yükleme kodunu yazalım. Diyelim ki apt-get install daha sonra figlet os nokta yine aynı şekilde hatta şunu direkt kopyalayabiliriz. Şöyle kopyalayalım. Şurada iki nokta var bu arada unutmuşum. Şuraya bir clear yazalım. Ne yaptık? İlk başta uygulamayı yükledik. Daha sonra ekranı temizledim. Daha sonra da burada yazdığım gibi Figlet Efe Görkem. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Türkçe karakter kullandığımız zaman bozuluyor. O yüzden Türkçe karaktersiz bir şekilde yazıyoruz. Yani yazılar ö kullandığım zaman ünlemli değişik bir şey çıkıyor. Siz deneyebilirsiniz isterseniz. Figlet şöyle yazdım. Daha sonra fonksiyonumu çalıştırdım. Şimdi gelelim bunu konsol ekranında çalıştırmaya. Şimdi öncelikle CD desktop olmadı. Evet CD. Evet girdim. Daha sonra Python app.py dedim. Gördüğünüz gibi uygulamamız çalıştı ve bitti. Şimdi bundan sonraki derslerde de Nmap sonra Hydra benzeri şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İlk imza ile başladık. Daha sonra hepsini teker teker ekleyerek devam etmeye çalışacağız. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz.